Evet, sabahın 7'si. O heyecanlı gün başlıyor. Evet, başlıyor. İstanbul sokaklarında yürüyoruz. Saç ekim günü. Bakalım neler yaşayacağız. Çok heyecanlıyım. Ama güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Evet. Ama tabii insan heyecanlanmadan da yapamıyor. Tabii muhakkak. Ama çok güzel olacak sonra, öyle düşünelim. Evet, size aşama aşama göstereceğiz. Siz de bizi takip edeceksiniz. Bakalım. MP, Şim adam gibi. MP Hair saç ekim merkezine gidiyoruz. Geldik, giriyoruz. Hadi. Saçlarıma şöyle bir son kez bakın. Şöyle bir elleyeyim, şöyle doya karıştırayım. Evet, birazdan bambaşka bir Kaan göreceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi giriş yapılıyor. Herkes girerken bir endişeyle giriyor, çıkarken mutlu çıkıyor. Evet. İnşallah benim de öyle. Her şey güzel olacak, öyle düşünüyorum. Devam et. Bak, sen de bu adam gibi olacaksın. Çok iyi olacak. Evet. Bak, Özge Borat bile yaptırmış. O bakım yaptırmış. Kök hücrem yaptırmış. Evet, bana yaptı. İkinci kata çıkıyoruz. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ne alacaksın? Kısa çekim için bir önem alacağım. Sonrasında işlem yapacağız zaten. Sonlarını birer imza rica edeceğim sizden. İstanbul'da hayat bayağı erken başlıyor değil mi? Maalesef. Nasıl bir trafik varsa o. Şuraya bir imza alayım. Bir de pazartesi bugün haliyle çok normal. Bugünün tarihini rica edeceğim sizden. Kaçtı bugün? 19 ayın. 19. Valla 19 sayısına gene denk geldin. Çok ilginç. Şimdi uygun mu diye işlemler yapılacak galiba, değil mi? Kan alınacak, işte EKG çekilecek. Tedbir amaçlı. Önce geçirdiğiniz bir operasyon var mı? Operasyon yok ama 2 ay önce midemde helikobakter teşhisi kondu. Tedavisi ne oldu? Şey oldu değil mi? Kontrol yapıldı sadece. Şimdi kan sonuçlarından sonra başlayacağız. Bir sıkıntı. Kalpte bir sıkıntı çıkmadı. Kalpte bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi çizim odasına gidiyoruz. Gömlek de yakıştı. Bakmayın lütfen. İman değişti ya. İyice yaklaştığına bakayım. Şimdi tıraş zamanı.
Hadi bakalım. Senin en çok beklediğin zaman. Evet, ben en çok bunu merak ediyordum. Allah. Seni tıraş etsek nasıl olur diye. Süper. Sizin en çok keyif aldığınız an bu andır herhalde. Yok hadi bakalım. Ninja kaplumbağalı adamıydı. Futbolcular gibi oldu. Bence öyle tas. Bir adam vardı Galatasaray'da böyle. Evet, tamam. Hani davala gibi oldu. Böyle dolaştım bunu bilmiyorum. Oldu mu tarzı? Fransız kimlerinde de oldu. Öyle de ben. Şuralara da dövme yaptıracağım. Fransız kimlerinde banyo şeyleri oluyor. Oradaki terkenlere. Aynen. Genelde en korkulan aşamalardan biri. Bakın. Şimdi kökler mi alınmaya başlanacak? Evet. Sırada o mu var? Şu çizilen yerler buradan herhalde alınıp oraya. Evet, şu arkadaki çizim alanından alım yapılacak. Sonrasında bu bölgeye kim yapılacak ve bu bölgeye. Yani çok kalırsa buraları da. Şimdi peki alım yapıldıktan hemen sonra ekime mi başlıyor? Sonra kanallarımız açılacak. Aldığımız sayı kadar bir planlama yapılacak sıklık konusunda. Hı-hı. Ekim alanına. Sonra o kanallar yani delikler açılacak. Daha sonrasında da ekime başlayacağız biz. Evet. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Sen kel de güzelmiş ama. Beğendin ha sen. Valla. Yakıştı ya. Biraz bronzlaşırsa kafa. Hazır mıyım? Hazırsın bence bu. Giriyorum ben. Başka şansımız yok. Hadi bakalım. Yepyeni bir Kaan olarak çıkmanı bekliyoruz. Komfort anestezi. İçinde iğne yok. Basınçla derinin altına anestezi maddeyi püskürtüyor diyelim. Çok acıtıyor mu canınız şu an? Yani biraz. Tamam. Bir iğne girişini istemiyoruz. Sadece püskürtüyor. Bu uyuşturmak için mi? Bu sonrasında... Ucunda iğne. Evet. İğneyle uyuştururken iğneyi hissetmemeniz için yapılan bir şey. Sadece ilaç biraz yakıcı olabiliyor o kadar. Bu dolgu malzemesi enjekte ediliyor orada. Deriye giriyor. İyi misin? İyiyim. Uyuştu mu kafa? Hadi en zoru gitti bence. Yani hissetmek anlamında, acı hissetme anlamında. Evet, bundan sonrası rahatsız edici. Yan açın şöyle, merhaba diyeyim kameraya. Evet. Tamam, hiç acımıyor değil. Şimdi yalan söylemeyeyim. Yalan söylemeyeyim. Ama dayanılmayacak bir şey değil ya. Aynı dişçi gibi yani. Evet. O kadar da olacak. Hani o iğnenin sivri şeyini hissediyorsunuz ama uyuşuyor. Zaten birkaç soktuktan sonra daha rahat diyor. Hani o çok korktuğum kadar değil. Ama bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Yani. Başlıyoruz. Ben senin doğumuna girmiştim. Evet. Sen de benim saçlarım doğumuna giriyorsun. Aynen. Şimdi deri altına sıvı veriliyormuş. Bunun sebebi? Şimdi gerginleştirip daha sık alım yapabilmek için yaptığımız bir işlem. Bazı yerlerde hiç hissetmiyorum ama bazı yerlerde hissediyorum. Uç tarafa da yaklaştırdığımın hissediyormuş. Bölgesel uyuşturuyor dedi tam çizgi çizgi içerisine. Tam çizgiye yaklaşınca hissiyatı alıyor. Şu adımda hiç mi? Çok az. Çok az. İlk önce kökle dokuyu ayırıyoruz. Daha sonrasında içimiz yardımıyla toplayalım. Tamam. Şimdi kökleri açıyor musunuz? Kökleri kesiyorum. Yok şu an mesela. Tamam alıyorsanız oraya edeceksiniz.
Ay çok ilginç bir şey ya. Hissetmiyorum ama ilginç ya. Herhalde ya. Zaten önemli olan hiçbir şey hissetmemem. Hmm. Görmediğim için. Evet. Şu an kafamı görsem belki rahatsız olurum ama. Tabii aynen. Seni mesela şu an iğrete ediyor mu? Yok, ben hiç böyle şeylerden iğrete olmadım. Şimdi burada toplanıyor kökler. Valla gayet süper steril bir ortam. Tertemiz bir şekilde yapılıyor. Çok güzel olacak bence. Gerçekten çok güzel olacak. En zorunu atlattım şu an acı kısmını. Bundan sonra artık hiçbir şey hissetmediğim için çok kolay olacak herkese. Rahatladın değil mi biraz daha? Hı-hı. Burada da tek tek ayırıyorlar kökleri. Ay. Kaç tane oldu belli oluyor mu? Evet. Burada 500 var. Burada sadece 500 tane. Evet. Vay be. Siz de tek tek ayırıyorsunuz. Evet. Ay ne zor işler ya. Emek istiyor hepsi. Dikilirken de mi aynı hissiyatı hissedeceğim? Yok, onda da tamamen uyuş kaldı. Ya bir şey hissetmiyorum yani. Ya şu an gerçekten bir şey hissetmiyorum. Ekilirken de böyleyse çok iyi yani. Değil mi? Rahatsın, mutlusun yani. Ha bir tek... Pozisyonlarken de rahatsız olursunuz. Evet. Hani böyle yatıyorum ya, evet. Yüzüm... Aynen. Hani yatakta aynı yüzüm yatarsın ya. Evet. Yani nasıl biliyor musun? Kan alınırken, ilk iğneyi sokarken ufak bir sızı hissediyorsun ya. O anestezi iğnesi de kafada ilk. O acıyı yapıyor. İşte birkaç noktaya yaptıkları için tabii o acıyor. Ama o da işte 3-5 dakika dayanıyorsun. Yani dayanılmayacak bir şey değil. Evet. Ama şu an mesela çok rahat. Yani bence de çok rahat bir işlem yani. Korktuğun kadar yokmuş. Mesela dün çok strese girmiştin, korkmuştun. Ayva yedim diyordun. Ya beni o 10 günlük süreç biraz endişe ettiriyor açıkçası. Dikkat etmem gerekiyor. Evet, tabii. Ona da edeceğiz yani 10 gün gülü seven dikenine katlanır. Tabii o kadarcık artık olacak yani. Evet saat 11 oldu. Şu anda saat 8'e geldik. 9, 10, 11, 3 saattir buradayız. Ben birazdan uyumak üzereydim. Bir aşağı inip kahve içeceğim. Çok uzun bir işlem. Kaan'a devam ediyorlar şu anda hala saç köklerini almaya. Daha sonra da o işlem bittikten sonra ekim başlayacak. Ben de kafeye iniyorum. Kahvemi içtim. Çocuklarla konuştum. İyilermiş. Şimdi yukarı çıkıyorum. Vallahi kansız hiç çekilmiyor yani kahve içmek. Yalnız başına. Bakayım ne yapıyor. Aklım onda. İnşallah gitmiştir. Yavaş yavaş azalmıştır. Evet, şimdi kök alma işlemi tamamlandı. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyiyim ya. Ya tabii böyle sürekli yatmak insanı şey yapıyor. Yatmak yoruyor. Şimdi olduğumuz yerde sırt üstü dönmek gerekiyor. Asıl sen iyi misin? Manzarayı sen görüyorsun. Ya ben iyiyim ya. Koyacak mısın? O kadar da şeyli manzara yapıyorum. Sadece çiftliği çok kurdum. Koyamaz. Kafan şey duvarlayacak. Elinizi ben kafamı koydum. Evet. Hissetmiyor musun? Yani sanki enseni koydum yani. Tabii, hissetmediğim için. Yani şu an kafam... Tabii bu yerde şu anda kafam. Allah Allah. Yani burası değiyor işte, tepesi değmiyor da. Hani sanki enseme yapmışım da kafam aşağı sarkıyormuş gibi hissediyorum. Ha, yok. Yok, şu an yasladınız. Yok. Şimdi lokal yapacağım, tekrar uyuşturacağım bu bölgeyi. Daha sonrasında derinin altına sıvı vereceğim. Buradaki amaç da derinin altına sıvı verdiğimde deri hacmini genişletip sık bir ekim yapıp daha sonrasında buradan sıvı gidince daha da sık bir ekim olmuş olacak burası. Daha sık bir görüntü olsun diye bunu yapıyoruz. Bu şekilde sonrasında da ekime başlayacağız bu açılan kanallara. Hepsi burada. Evet. Şimdi ekime gideceğiz. Evet. Evet, bakalım nasıl olacak. Saçlarıma bakabilir miyim? Tabii ki. Güzel saçlarım. Ay, zahmet ediyorsun. Çok ilginç ya. Ay, gitti çok kötü şu işler.
Ben daha uzun sürer zannettim. Daha kısa sürdü tahminim. Evet. Vallahi. Hangi saçları? Ya işte bir şeye giriştin mi olup bitiyor. Evet. Ama ne kadar, nasıl gideceğim, nasıl aynen yapacağım, nasıl olacak dedin mi? Evet. Bir şey kalıyor. Bir şey başla, karar verdin mi hemen yapacaksın onu. Bir daha böyle erteleme evet, yok öyle mi bilmem, o olmuyor işte. Bir de valla sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ne gerçekten hani ilgi alaka çok güzel, rahatlatıyorlar. Evet, çok önemli, çok güzel yaptılar. Evet. Sağ olsunlar. Şimdi bir ihtiyaç molası. Şimdi başlıyor mu? Yok. Şimdi ne yapılacak hocam? Şimdi kanal işlemleri. Kanal açılacak. Kanal açılacak. Ondan sonra bir ara verecek. Kökleri yerleştirme işlemi bir moladan sonra. Safir dediğimiz kalem bu. Bununla açıyoruz kanallarımızı. Bunun bir özelliği var mı hocam? 3 boyutlu açar. Yara iyileşmesi hızlıdır. Evet. Daha sık bir kanal açma olanağı sağlıyor bize. Ben onu araştırırken görmüştüm. Safir işte yaptıran gibi falan öyle şeyler söylüyorlardı. Yani eskiden çok ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Bunlar jiletleri kesiyorlardı böyle küçük küçük. Allah. Onlarla açılıyordu kanallar. Bunlara geçtik. Şimdi bu yarıkların içine saçlar ekecek. Evet. Fideleri fideleri ekeceğiz bakalım. Bahara doğru yeşerecek. Tam bizlik. Bu bahçe yerine saç ekiyoruz. Aynen işte, aynen. Sizin işlem aynen. Mantık o. Gübresi de bunun PRP ve mezoterapi mi hocam? PRP, mezoterapi, vitaminler. Hissiyat yok. Sadece oraya bir şey sürtme şeyi var. Beklediğim gibi değil yani. Hani daha endişelerim vardı. Şu aşamada da zaten hiçbir şey hissetmiyorum. Bakalım Ekim nasıl olacak? Bana bir kutaya atın. Teşekkür ederim. Evet. Deşirme işlemi bittikten sonraki halin. Şimdi sadece ekim kaldı. Şimdi bayılmayayım diye bir şeyler yedireceğiz tabii. Evet, yemek şimdi yemek zamanı, bir şeyler yiyelim. O zaman nasıl geçti çok değil mi? Çok hızlı geçiyor. Ben burada beklememe rağmen bana bile çok geçti. Evet. Bu arada arka planda İbrahim evet, arkadaşımızı gösterelim. Evet. O kadar sıcakkanlı ki o da burada çekimleri yapıyor. Ben de çekim yapıyorum burada. Hem çekim yapıyorum hem muhabbet etmeye geldim. O bütün görselleri sen mi hazırlıyorsun? Video çekimi ve montajı. Evet. Ve Dilek ve Merve de var. Onlar da grafik tarafındalar. Evet. O zaman buranın Instagram sayfasını da koyalım aşağıya. MP Hair diye mi telaffuz ediliyor? MP Hair mı deniyor? Amp Clinics. Amp Clinics'in içerisinde Amp Hair. Amp Hair. Aynen. Amp Hair diye bakın Instagram'da koyuyoruz. Amp Hair. Orada daha önce saç ektirenlerin görüntülerini, paylaşımlarını görebilirsiniz. Ve şey yani bir yıllık süreçleri paylaşıyorlar. Hani öyle 3-5 haftalık değil. Çok emek var. Kendisi çok emek veriyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Valla sizin sonucunuz da çok güzel olacak ve merakla bekliyoruz. Ben de çok merak ediyorum yani. O bir sene nasıl geçecek bakalım. Göreceğiz belki tık. Değil mi? Videoda öyle geçecek. Evet. Bu günleri hatırlayacağız. Anı kalacak bize. Evet. Evet, bakın manzarada bir yemeğimizi yiyoruz. Evet. Gayet de güzel, sağlıklı bir yemek. İstediğimde şu piyano var. Var var var, orada var, 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 her şey var. Reçel var, her şey yapıyoruz yani. Vişne reçeli. Aynen, vişne reçeli. Şimdi organ gitti yani. Şimdi... Nasıl doydun? Güzel değil mi? Hı hı. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi artık saçlar, kökler ekilmeye başlayacak. Son dakikalar. İyisin değil mi? Bravo. İyiyim. Vallahi iyiyim. Gayet iyiyim.
korku filmlerindeki gibi görünüyorsun. Bu arada kendi kanalımızı açtık burada, onu izliyoruz. Şehirden Köye Göç kanalımız. LP Klinik'te. Artık herkes abone yaptık. Artık yavaş yavaş başlanacak. Burada şimdi tam 4000 tane mi var? 4060 tane saç. Hepsi tek tek. Nakli olacak. İnşallah hayırlısıyla, sağlıkla. Aa, çok ilginç. İkiliyor mu şu an? Yok, hayır. Direkt böyle eline koydu köklerini. Çok ilginç. Eldivenin üstüne. Çok ilginç ya. Bunlar benim bebeklerim ya. Evet, bebeklerimiz orada. Minik bebekler. Şimdi artık doğacak onlar. İnanamıyorum ya. Acayip bir şey. Balık yumurtası gibi. Bu altındakiler kökler. Bu ikili kök mesela. Bu da üçlü kök. Peki siz bunları ne taraftan batırıyorsunuz o kafa? Bu içinde, köklerin içinde kalacak şekilde ekiyoruz. Bu da dörtlü kök mesela. Dört tane var onun içinde? Hı hı, dört tane saç türü var. Bu da üç tane. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Güzel gidiyor valla, pikemi dörttüler. Demin biraz uyuklamışım. Uyuklamışım. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Ben bir dakika durdum, yani uyukluyorum. Hani bu aşamada hiçbir sıkıntı yok. İlk aşama o şeyleri alırken işte bir tek uyuşturma iğnesi hissediyorsun. Başka onun haricinde hiçbir şey yok. Çok rahat değil mi? Evet. Hani böyle konforlu yani. Tabii canım ya, şey uzun sürmesi tabii şey. Tek zaman. Evet, onda yatıyorsun. Bir gün yani. Önceki gün biraz spor yapıp uykusuz gelsinler. Bizim gibi bak, bütün yorulduk geldik. Şimdi iyi gelmiştir. Vallahi bak, uykusuz geleceksin. Burada uyuyup kalacaksın yani. Evet, daha rahat olur. Yorgun geleceksin. Evet. Spor falan yapacaksın. Saçların o kadar ilginç ki. Gözüküyor mu? Balıklar var. İşte onlar beni değiştirecek bakalım. Valla bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bu bile fark et. Yakalandık. Saatlerde kalit yapıyorum. Ama bir şey söyleyeyim bak. Ve güzel olacak yani. Uzayınca falan böyle saçmalar. Kapışırız seninle artık. Kapışırız valla. Şöyle elimi atınca bir saçlar gelsin. Tabii şöyle uzatırsın ya. Sen bir anda mı zayıflamıştın? Nasıl? Saçlar bir mı? Bir anda mı? Şöyle oldu aslında, ben askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Kıbrıs'ta da hava çok sıcak, su böyle aşırı kireçliydi. Evet. Benim orada böyle avuç avuç dökülmeye başladı. Çok yoğun saçım vardı benim. Yani çocukluğumda böyle öyle bir saçım vardı ki alnımdan fışkırıyordu yani. Askerde başladı. Aslında o dönemde belki kurtarmak için bir şey yapsam daha sağlıklı olabilirdi. Mesela buradan insanlara onu da söyleyelim mi? Mesela dökülmeye başladıysa saçlar, ne bileyim gençlerin falan. En azından bir PRP, mezoterapi değil mi? En azından bir PRP, mezoterapi. Yine aynı zamanda en azından bir serum falan almaları lazım. Yani, yani dökülmeyi... Evet. Ya ben şu an mesela çok pişmem. Şimdiki aklım olsaydı o saçlarımı korurdum yani. Tabii ki olmayan yerden saç çıkartmazlar ama dökülmeyi durdurur, var olan saçı da güçlendirir. Ya en azından istikten belki bir 5 yıl daha götürürdü beni. Evet, aynen. Yani. Götürürdü. Evet. Ya önemli ya, değil mi? Evet. Mesela sonuçta dişine de bakıyorsun. Tabii, aynen. Saçın ya, o senin saç, ne bileyim, özgüvenini sağlıyor insana, biraz moral oluyor yani. Evet. Yani şey olarak düşünme. Hani ya bir de bu şöyle, bu... İyi bence.
Bence bu bir de hani böyle estetik gibi bir şey değil. Kendi saçımı kendi kafama ekiyorsunuz yani. Evet. Hani başka yerden bir şey yapma bir şey yok ortada yani. Tabii. Kendi saçımı yer değiştiriyor. Ha. Tam rapçi gibi oldum ha baksana. Evet aynen. Buradan doğru Taksim'e. Ne zaman şapka takıp hani dışarıda onunla dolaşabilirim? Şimdi biz bir şapka vereceğiz. Bu şapkayı 10 gün kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani dışarı çıktığınızda falan uzun süre kalacaksanız bu şapka kafanızda oluyor. Sonrasında da kendi şapkanızı takmak istiyorsanız da bir 20 gün bekleyin. Onda da çok uzun süre kafanızda kalmasın. O yüzden şimdi sizin vereceğiniz şapkayı ben yarından itibaren takabilir miyim? Ya şimdiden itibaren çıkar çıkmaz takabilirsiniz. Hayır bir şey olmuyor. Saça yok, kötü bir etki yapmıyor. Yok o zaten bombeli bir şey bir şapka. Ortası şişkin. Anladım görmüştüm evet onu. O hiçbir şekilde dokunmuyor ve içerisi de hava aldığı için. Hiçbir sıkıntı yok. İyi çok güzel o zaman. Yani hani dışarıda bu şekilde dolaşmak istemeyenler olabilir mesela. Evet. Şapkayla rahatlıkla dolaşabilir evet, yani. Aynen öyle. Evet. Hem enfeksiyon için de koruma sağlıyor. Evet. Tozdan falan. Bu ilk bir hafta kafayı bir yere vurmamak çok kritik değil mi? Evet. Yani ilk bir hafta başınızı bir yere vurmuyorsunuz. Çünkü başınızı bir yere vurduğunuzda bunun geri dönüşü yok. Toparlanması çok zor. Şey mi? Yani sizin bu ektiğiniz kökler oradan evet. Çıkıyor mu? Evet. Şimdi biz bunu burada bir solüsyon içinde bekletiyoruz. Kurumaması için. Hı hı. Çıktı kökü aldığımızda. Beklettiğimiz yerden bunu şimdi size ekiyoruz. Burada sizin kanınızda bu besleniyor içeride. Fakat buradan çarptığınızda dışarı çıktığında herhangi bir beslenme olmayacağı için direkt kuruyorlar. Anladım. Yani bir iki dakika içinde bunlar ölür. Yani besinini kaybetmiş evet, oluyor. Evet kururlar ve hiçbir şekilde daha geri dönüşüm olmaz. Oo, çok tehlikeli ya. Evet. Bir de başınızı çok fazla öne eğmemeniz gerekiyor. Özellikle ilk 5 gün bu verdiğimiz sıvılar göz çevrenizi inmesinde duymuş dursunuz. Ödem yapıyor evet. Değil mi? Evet göz çevresinde morluk falan yapabilir. Hı. Bunun da sağlık açısından bir sorunu yok ama yine görüntü bozukluğu olarak size geri dönüş oluyor. Anladım. Şekilde. Anladım. Yıkama işlemini ben evde nasıl yapmalıyım? Yıkama işlemini ilk yıkamanızı burada yaptırırsınız. Burada yarın olacak zaten. Burada hı-hı. Gösterecekler. Yine ben kulak ağrısına da olsun diye size anlatayım. Hem izleyicilerimiz de öğrensin. Evet. Şimdi bunda yıkamayı yaparken ilk önce bir losyonumuz var. Bunu losyonu ekim bölgesine bas çek şeklinde böyle hı-hı. Elinizi sürtmeden bas çek şeklinde sürüyorsunuz. Ense bölgesine de yani donör bölgeye de normal sürebilirsiniz sürterek. Hı hı. Sonrasında 15 dakika bekliyorsunuz. Daha sonrasında yıkamaya başlıyorsunuz. Yıkarken de suyun çok sıcak olmaması gerekiyor ve çok tazyikli olmaması gerekiyor. Evet. Yine burada da yıkarken yine bas çek şeklinde hafif hafif. Bunu kaç günde bir yıkamak lazım kafayı? 10 gün boyunca yıkıyoruz bu kafayı. Her gün? Evet her gün yıkıyorsunuz. Hı hı. Bunda da losyonu çıkartmaya çalışmıyorsunuz. Yani hafif bas çek yapıyorsunuz ama losyon çıkmazsa da uğraşmayın. Anladım. Kafada kalabilir. Sorun gittiği yok. Gittiği kadar gitsin. Evet. Anladım. Sonra avucunuzun içine verdiğimiz şampuanı döküyorsunuz. Avucunuzun içinde köpürtüyorsunuz. Hı hı. Yine onu da bas çek yapıyorsunuz. Hep işlemler aynı. Bas çek şeklinde. Anladım. Enseyi yine normal yani sürüyorsunuz. Yani aşağı yukarı aşağı yapmak yok. Yok. Kaldır indir. Evet. Kaldır şeklinde. İndir yapıyorsunuz. Hı hı, tamam. Sonrasında yıkama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu birinci gün olmuş oluyor. 6 gün aynen bu şekilde yıkadıktan sonra 7. günde ya da 6. günde bu sefer bas çek yerine hafif elimizi sürtmeye başlıyoruz ama çok hafif şekilde. Bu şekilde de 3 gün yıkadıktan sonra 10. yıkamada da kabuk dökümü dediğimiz yıkama zaten o güne kadar hafif dökülmeler başlamış oluyor. Hı hı. 10. yıkamada da bu sefer biraz daha sert bastırıyoruz. Tabii ki de çıkmayan dokuları yani o kabukları zorla çıkartmaya çalışmayalım. Bir diğer günde iyi çıkabilir ama burada amaç kabukları dökmek. Sonrasında da normal hayatınızı zaten geri dönüş yapmış oluyorsunuz. Sadece tişört falan da giyebilirsiniz. Normal duşunuzu da artık alabilirsiniz. Onu da sorayım. Ama bu bir haftada ben hep gömlekle mi dolaşacağım? Evet. Önden açılıp kapanan gömlek, hırka tarzı şeyler. Evet. Yani kafama değdirmeden bir şey geçirmem evet, lazım. Risk almamak için. Evet. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonrasında zaten 10 gün sonra normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Evet. Bu 10 gün içinde de çalışıyorsanız örneğin çok tozlu şey bir ortamda değilseniz hiçbir sıkıntı yok. Bilgisayar başında falan çalışıyorsanız da başınızı sadece öne eğmeyin. Hı hı. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Normal çalışmanıza devam edebilirsiniz. Hı. Operasyondan sonra araç falan da sürülebilir. Herhangi bir denge kaybı falan hiçbir şey olmaz. Hı hı. Normal kendi sağlığınızda aynı şekilde girdiğiniz gibi çıkıyorsunuz. Hiçbir hı hı. şekilde hiçbir sorun yok.
Teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler oldu. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Evet. Aynen. Evet, sonunda bitti. Ama siz de bittiniz değil mi? Vallahi sırtınız sokmuştur eminim. Saat bakın kaç oldu. 4:30 şu anda. Saat 8'den beri buradayız. Bitti. Bitti. Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Yarın da yıkamaya geleceğiz. Evet. Mutluyum yani. Evet, çok güzel görünüyor biliyor musun? Çıkınca çok, çok iyi olacak yani. Sen daha güzel. Bir havan değişti yani. Daha iyi görüyorsun sen. Evet, onu. Havan değişti. Böyle rapçiler gibi oldu. Kafa. Paket verdiler. Evet, paket verdiler. Bütün ilaçlarımız, her şeyimiz, bilgilendirmemiz orada. Gün gün artık gelişmeleri göstereceğiz. Evet, gün gün. Yarın yıkamadayız. Sen nasıl hissediyorsun peki? Şu an tek düşündüğüm tuvalete gitmek. Ya kafamda bir sıkıntı, ya uyuşuk olduğu için zaten bir şey hissetmiyorum. Hani ufak tefek böyle sızılar var sadece. Ama hani gördüğün korkunç görüntü var ya. Ben de yok o yani şu an. Evet. Senin yani, hissiyatın yani, o değil yani. Sen şimdi o gördüklerinle benim çok ağır şeyler hissettiğimi zannediyorsun. Ama bende o hissiyat yok. Evet. En önemlisi o zaten. Ya ben mesela araştırırken o görüntüler beni çok ürkütüyordu. Evet. Ya bu nasıl olur? Hani sanki kafamı parçalıyorlarmış gibi. Ama alakası yok. Hele şu dikim kısmı var ya, en kolayı ya. Sadece o en başta kökleri alırken bir iğne hissi var. O da işte bunu kan yolu açmak, damar yolu açmak gibi. Yani korktuğum gibi olmadı ya. Evet. Kesinlikle ben de düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten. Hadi herkes saç ektirmeye gelsin buraya o zaman. Bütün erkekler saçlansın. Valla keltoş şeylerim, arkadaşlarım. Bu zamana kadar hep bizle dalga geçtiler. Artık bizim dalga geçme zamanımız. Evet. Çim adam tamamlandı. Yine şimdi. Açacağım birazdan. Şey vardı böyle. Hasta mı gideceksiniz bana? Çok eskiden ben küçükken bir dizi vardı. Bir kız vardı böyle sarı saçlı. Onun yüzünü böyle sargılamışlardı. Onun gibi oldu aynı. Evet, tamam. Vallahi hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Çok uğraştılar yani. Evet, çok uğraştılar gerçekten. Çok uğraştılar. Sabır işi çok ya. Çok emek var yani. Ben o sabrı gösteremezdim. Yani. Hadi hayırlı uğurlu olsun sana. Güle güle uzat. Kısaca anlatayım. Burada 3 tane hapınız var. Tamam. Bunları sabah akşam 5 gün içiyorsunuz. Sabah akşam 5 gün. Ağrı kesici, arbeles, kan sulandırıcı var. Bir tane de antibiyotik var. Bunları yine sabah akşam. Yine başlayayım. Evet, yani. Sabah akşam içiyorsunuz bunları. 5 gün sürüyor zaten. Burada da öğrenleri bir tane içeceğiniz bir korasprin var. Bu da 5 tane zaten 5 gün. Bunlar sabah akşam 5 gün. Bunları bir yerde yazıyor mu? Şey yazıyor orada verdiğim şeyde. Ben kulak versen olsun diye inanmadım dedim. Bunları da öğrenleri bir tane. Bunu da 6. gün yıkamadan sonra sürüyorsunuz. Tamam. Kafaya sürüyorum. Burada 10 gün boyun yastığınız yapacak olduğunuz. Bu da şapkanız. O şişiriliyor. Hemen şişiriliyor. Şişireceğiz şapkayı da. Yok, şişireceğiz boynunu. Evet, 10 gün sırt üstü yatıyorsunuz. Bunu da şöyle tutuyorsunuz. Önce şu iç taraflarını açıyorsunuz. Daha sonrasında sadece oturtuyorsunuz. Sağa sola çeviriyorsunuz. O şekilde gidiyorsunuz. Tamam. Ön tarafınıza çok dikkat edin. Aynı. Baskı falan yapmasın. Zaten dışarıda çok fazla durmayacaksınız, bunu takmayın. Zaten kapalanlarda takmıyorsunuz. Tamam. Dışarıda ama bir yürüyüş falan yapacaksınız, bir yarım saat falan, o zaman kesinlikle takın şapkanızı. Sadece şampuan, losyonu yıkama yaparken kullanıyorsunuz. Buraya gelirken getirmenize gerek yok, burada var. Buradakinden sizi kullanır da, tamam. Daha sonrasında siz devam edersiniz evde 10 gün bu şekilde. Elinize kolunuza sağlık. Bu arada hemşerim Ordulu. Evet. Hemşeri çıktık yani ya, belki bu, bir yerde bulacağım buldum yani. Buldum yani Ordulu hemşerim yine. Emin ellerde dikili saçım. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Biz de Bayındır'a gelirseniz hepinizi bekliyoruz. Tamam, yani. İnşallah. Vallahi bekliyoruz. Size de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Pozitif yüzünüzde çok teşekkür ederiz. Çok iyi geldiniz. Rica hepiniz ederim. Çok güler yüzlüsünüz. Çok ilgilisiniz. Hepiniz çok mutlu olduk. Tanıştığımızda da sizlerle. Görüşürüz tekrardan.